Merhaba arkadaşlar, 39. ders anlatım föyünü işleyeceğiz şimdi. Dörtgenler ve çokgenlerin sonuncu föyü. Burada da son olarak deltoid'in kenarlarını, açılarını, özelliklerini göreceğiz. Ne demektir deltoid? İki tane tabanları aynı olan ikiz kenar üçgeni tabanlardan birleştirdiğimizde oluşan şekildir aslında arkadaşlar. Üçgenlerimiz ikiz kenar bakın. Tepe açısından ikiz kenar üçgeni tabana dik çektiğimizde Tabanı her zaman ikiye bölerdi. Dolayısıyla bir köşegenimizde ne olmuş olacak bu durumda? Açı ortay olmuş olacak. Şurası AC köşegenimiz. Açı ortay olacak arkadaşlar. Alfa, alfa, ikizkenar e, yukarıdaki ikiz kenar üçgenimin taban açısı. Yine beta, betamız var burada. Dolayısıyla B açısıyla D açısı birbirine eşit olmalıdır. Köşegenlerimiz her zaman dik kesişir. Bunu da unutmayalım. Birinci sorumuzdan başlıyoruz. Şimdi ABCD deltoid. DC BC eşitse AB'de AD'ye eşit olacak bakın. D açımız 120 ise hemen B açımıza nedir? 120 derecedir. Bu dörtgen olduğu için iç açılar toplamı 360 olacak. Toplayalım. 120 ile 120'yi topluyorum. 240. 240 artı 70 artı x 360 yapmalı. Topluyorum bunları da 310. O zaman x'imiz kaç derece oldu arkadaşlar? 50. ABCD deltoid AC köşegen BC DC'ye eşit. EB'miz de EC'ye eşit. AE'miz de AD'ye eşitmiş. Arkadaşlar AB de onlara eşit şöyle. AE, AD 3 de birbirine eşit oldu. Bizden aradığı e, sorduğu şey X arkadaşlar. Şimdi AC köşegenimiz bakın i̇kiz, bir ikiz kenarın tepe açısından diğer ikiz kenarın tepe açısına gidiyor. O zaman hemen açı ortay olduğunu bildiğim için burada 20 derecedir. Bunlar açı ortay. Bunları da bir isimlendirelim bakın. E, bu arada şu 20 derece ya şuradaki taban açılarım ne olur arkadaşlar? 180'den 20'yi çıkarttık. 160 2'ye böleriz. 80 derece 80 derecedir dedik. Şimdi bunları isimlendirecek olursak, buraya alfa dedim, burada alfa olur çünkü AC e, ile BE eşitmiş, ikiz kenarlıktan, iki iç, bir dışı verecek, iki alfa 80. O zaman Alfalar ne geldi? 40. Yani Aç ortay olduğu için burada alfa demek ki, bu açılar da 40 derece ve 40 derece burada, 40 derece bakın. Şimdi B açısının tamamını bulduk mu arkadaşlar? Burası, 80 artı 40. Yani 120. O zaman karşısı da x yani 120 olacaktır. Açımız 90 derece 3 kök 2 3 kök 2. AC kaç birimdir burada 5 olduğunu biliyoruz. BC'yi 5 vermiş. Çünkü AC köşegenini soruyor bize. Arkadaşlar buradan bir dik, e, şey diğer köşegen çektiğinde ne yaparız? Dik köşegenler dik kesişir. Bunu biliyoruz. Şunlar birbirine nedir? Eşittir. Bizden istediği AC köşegeniydi. Buraya bir e, ikiz küçükken olduğu için 3 kök 2, 3 kök 2 nedir? Burası 6. Nasıl böler? 3, 3 böler. Dolayısıyla burada 3 geldi. Şimdi aşağı nasıl bulacağım arkadaşlar? 3, 4, 5 üçgenini görenler. aşağıdaki kısımda 4 birim. Dolayısıyla AC'miz 3 artı 4'ten 7 birim gelecek. ABCD deltoidimiz var. AB AD'ye eşit demek ki BC'de DC'ye eşit yani burada X diyebiliriz. Köşegenlerim kesinlikle dik kesişir. Şimdi burada 30 60 90 üçgeni var. 30'u gören 2 kök 3, 60'ı gören kök 3 katı. 2 kök 3'ü kök 3'le çarptım 6. E, İkizkenar dik üçgen var burada da. 6 6 x'imiz ne oldu arkadaşlar? 6 kök 2. A, B, C, deltoid, A, C ve B köşegenlerimiz. K, 5 birimmiş. Şurası E noktası. Ee, K, de 3 birimmiş arkadaşlar. Köşegenlerimiz dik kesişiyordu. Burada dik. Arkadaşlar 90'dan kenar ortay çekmişiz. Muhteşem üçlü. A, E5, E, 5, E, B de 5 olur. Benzer şekilde KF dik üçgenden 90 dereceden gelen kenar ortay buralarda 3 3 ayrıldı demek ki dc 6 ad de 11'im şimdi çevresini toplayalım buradan 20 geliyor 6 6 12 geliyor 20 artı 12'den çevremiz 32'dir ABCD yamuğu verilmiş biz arkadaşlar. ADC de deltoidmiş. CE'miz de 2 yani bu durumda. AB'yi soruyor bize. Arkadaşlar deltoidin AC köşegeni çiziyorum bakın. Açı ortay olduğunu biliyoruz. Şu C'yi ortadan ikiye böldük bakın. Yamuk olduğu için DC AB'ye paraleldi bakın. Aynı açı burada da var. Yani CB ile AB birbirine eşit geldi bakın. Buralar taban açılarımız oldu. Eşit olan açılar. Dolayısıyla CB 7 olduğuna göre AB'de ne buluyoruz arkadaşlar? 7 birim. ABCD deltoid verilmiş bakın AC yine köşegen BE çizilmiş bize bir oran da vermişler 2ED AE'ye eşitmiş ED'ye K diyorum AE'de ne geliyor 2K şimdi deltoid olduğu için AD AB'ye eşit olacak demek ki burası da 3K AC'miz aç ortay o zaman aç ortay kuralımızı uygulayalım bakın 3K'nın x oranı 2K'nın 6'ya oranı. K'lar gitti. İçler dışlar 2x'imiz 18 ise x'imiz ne gelecek arkadaşlar? 9 birim. ABC üçgen de ise deltoid. 6 6 verilmiş. Demek ki AB'mize ne eşit olacak? 8'e. Hemen AE köşegeni çiziyorum. Açı ortaylığı yine kullanacağız arkadaşlar. Burada bakın. Burası açı 8'in 6'ya oranı. Eşit olmalı. 12'nin x'i oranına. İçler dışlar çarpımı yapalım. 8 x'imiz 72. x'imiz ne geliyor arkadaşlar? 9 birim. Aç ortayla çokça kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi deltoidin alanı nasıl hesaplanır? Köşegenleri dik kesişen bir dörtgendir deltoid. Dolayısıyla köşegenleri çarpıp 2'ye bölersek e, deltoidin alanını buluruz. 8, 15, 17 üçgenini görenler bakın deltoidimiz var. Köşegenler dik kesişecek. BE'miz 15. AB 17, BC 17. DC 10, AD de 10'dur. 6, 8, 10 üçgeni bakın burası da. Bunlar da birbirine eşit olacak değil mi? A e ile EC. Burada 8 geldi bakın. O zaman bir köşegenim 15, 16 daha 21. Diğer köşegenim 8, 8, 16 çarpıp 2'ye bölüyorum. 16 ile 2 sadeleşir 8. 21 ile 8'i çarpıyorum. 168 geliyor. ABCD deltoidimiz var. BEDC de bir kareymiş arkadaşlar. Yani burada 5 kök 2. Alan ABCD'yi bulacağız. AC köşegenimi çizersem tam E noktasından geçer arkadaşlar. Aynı zamanda karenin köşegeni olur. Çünkü 45-45 bakın buralar. Bunlar 90 derece. 5 kök 2 dik kenarımsa eğeceğimiz ne gelecek arkadaşlar? E, kök 2 katı 10. BD'yi de çiziyorum. Köşegenler birbirinin ortalar bakın. 5-5. Köşegenler de dik kesişir. 5-12-13 üçgeni geldi bakın. Burası 12. BD köşegenim 11'im. AC köşegenim 12, 5 daha. Şurası da 5 çünkü 17. O zaman alanımız 10 çarpı 17 bölü 2'den 170 bölü 2. O da nedir arkadaşlar? 85. ABC'de deltoidimiz var. A açımız 120 derece. ABAD'ye eşit. BC'de DC'ye eşit olmalı. Yani burası 6 birim. Şimdi B açımızla D açımız birbirine eşit olacak. E, alanı arıyoruz arkadaşlar BD köşegenimizi çizelim bakın burayı çizdik bu açılarımız 30-30 geldi bakın ikisi kenar şimdi biz neyi bulmamız lazım ee, diğer köşegeni bulmamız lazım ee, BD DC'ye eşit gelir arkadaşlar çünkü D'den çektiğimiz dikme aynı zamanda BC'yi iki eşit parçaya ayırmış demek ki bu ikizkenar üçgen DC de BD'ye eşit. Bu durumda BD'miz ne geliyor? 6. Bir köşegenimi buldum. Sıra diğer köşegene geldi. Veya şöyle de yapabilirsiniz. İki ayrı üçgenin alanını hesaplayabiliriz arkadaşlar. Oradan gitsek daha kolay gelecek. Şimdi buradan da bir dik çekelim mi? Şöyle. 120 dereceden dik çektim. De 30, 60, 90 üçgeni geldi. 3, 3 parçaladık. Burası 60, 62'ye bölündü. 60'ı gören 3 birim. 30'u gören o zaman ne olur arkadaşlar? Kök 3. O zaman alan ABD diyorum. Tabanım 6. Yüksekliğim kök 3. 2'ye böldüm. 3 kök 3. Bir de BDC'nin alanını bulalım. BDC'nin alanı neye eşit olacak? Ee, burası tabanım 6. Şu yüksekliği de bulabilirim Pisagor'dan. Hatta 90'ı gören 6, 30'u gören 3. Burası 30 derece. dolayısıyla 60'ı gören de 3 kök 3 olacak. Taban 6 yükseklik 3 kök 3. Bir de 2'ye böldük. 9 kök 3. İkisini topladığımda da 12 kök 3 ABCD'nin alanıdır. Evet deltoid ile ilgili şimdi bir katlama sorusu çözeceğiz. Deltoidimizin B açısı 100 derece. CD üzerine E noktası işaretlenerek BE boyunca katlanıyor. O zaman bu deltoidi tekrar açacağız. BC'ye eşit, zaten ee, K noktası da doğrusalmış AE ile BD'nin kesişimi. Bizden EAD açısını yani buradaki X'i istiyor. Açalım arkadaşlar bu deltoidi tekrar şöyle, şöyle tekrar açtık. Burası C noktası. CE ile KE birbirine eşit olacak. Buralara çortay dedim arkadaşlar. Katlandı ya simetrik. Şimdi BD köşegenim de açıortay olacak. Dolayısıyla burada ne yaptı bize 2 alfa. Toplam 100 derece orası. 4 alfamız 100. Alfamız ne geldi arkadaşlar? 25. Bir de neyi biliyoruz? Rengimizi bir değiştirelim. Karışmasın. BC ile AB de birbirine eşit. BC BK oldu katlandığı zaman demek ki burada eşit. Şimdi buralar 25 25 her biri. Şurada ne geliyor? 50. Şimdi 180'den 50'yi çıkarttım 130. 130'u 2'ye bölersek 65. Yani şu kısım sadece 65 gelecek. Arkadaşlar burası da 65 artı x'tir. Burası da 65 artı x'tir. Şimdi şu üçgende iki iç bir dış yapacağım. Burası 50 idi. Burada 65'ti. Toplayınca neye eşit olacak? 65 artı x'e. 65 artı 50. 65 artı x olacak. 65'ler gitti. X'imiz ne geliyor arkadaşlar buradan? 50 derece. dörtgenlerin sınıflandırılması. Arkadaşlar dörtgenler genel dörtgenler. Bunları inceledik. Şimdi kenar çiftlerinin paralel olup olmamasına göre sınıflandırıldı temel şema aşağıdaki gibidir. Ee, dörtgenler şimdi karşılıklı kenarları bir yamuk paraleldir. Paralel kenarımız zaten karşılıklı kenarları paralel ve delta olarak Üç ayrı ayrıldı. Yamukta ne var? Dik yamuk ve ikiz kenar yamuk var. Bunları işledik. Paralel kenarımızda ne var? Özel paralel kenarlar biri dikdörtgen, Diğeri de eşkenar dörtgendi. Dikdörtgen gibi açılar 90 derece. Eşkenar dörtgen gibi tüm kenarları eşit olan karemiz var sonrasında. Evet şimdi bir etkinliğimizi yapacağız. Aşağıdaki tabloyu inceleyerek dörtgenler ile öz, ilgili özellikleri eşleştireceğiz arkadaşlar. Yamuğun karşılıklı kenar uzunlukları eşit. Karşılıklı kenar uzunlukları eşit olmak zorunda değil yamuğun değil mi? İkiz kenar yamukta bir tek eşit oluyor. Yani yamuk için bu özellik doğru değil. Paralel kenarda karşılıklı uzunluklar eşittir. Dik dörtgende, eşkenar dörtgende ve kare de eşittir. Deltöde yine eşit olmayacak. Bütün kenar uzunlukları eşit olan kim var arkadaşlar? Eşkenar, dörtgen ve kare. Yalnız iki kenarı paralel olan yamuktur. Paralel kenardır dikdörtgendir eşkenar dörtgenin e, özür yalnız iki kenarı paraleldir demiş dikdörtgen ve paralel kenarın tüm kenarları eşit işte olacak değil mi arkadaşlar bunları silelim sadece yamuğun e, paralel kenar dikdörtgen eşkenar dörtgen ve karenin e, ikişer kenarları birbirine paraleldir deltoid'in zaten hiçbir kenarı birbirine paralel olmuyor e, karşılıklı kenarları paralel olan kimler var arkadaşlar? Yamuk. Evet burada hepsini işaretleyebiliriz. Şöyle kare. Deltoid dışında tabii ki. Karşılıklı açıları eştir. Kimlerin karşılıklı açıları eş? Paralel kenar. Dik Eşkenar dörtgen. Ve kare. Deltoidin iki açısı sadece eş. Her bir açısı dik açıdır. Kimlerin? Dikdörtgen ve e, karenin eşittir arkadaşlar. Şunları silelim. Ardışık açıları bütünlerdir. Paralel kenarda dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve karede bütünler olacaktır arkadaşlar. Hepsi birer dörtgen olduğu için iç açılarının ölçüleri toplamı hepsinde 360 derecedir. Burada hepsine tık atabiliriz. Köşegenler birbirlerini ortalar demiş. Paralel kenarda ortalar. dikdörtgen, kare de, eşkenar dörtgen karede eşkenar dörtgende hep ortalayacaktır. Deltoid de ikisi birden ortalamaz. Sadece bir tanesi ortalamış olur. Köşegenleri eş olan. Aynı köşegene iki köşegende birbirine eşit. dikdörtgen dörtgen ve karede olur bu arkadaşlar. Hangilerinin köşegenleri dik kesişir diye baktığımızda Kare, eşkenar dörtgen ve deltoidin köşegenleri dik kesişir arkadaşlar. Köşegenler aç ortaydır. Ne zaman aç ortay? Eşkenar dörtgen ve karede de sadece şurası bir tanesi aç ortay olacak. Diğer köşegen aç ortay olmayacak arkadaşlar. Şimdi Tangram beş dik üçgen bir kare ve bir paralel kenardan oluşan 7 geometrik şekil ile kare elde edilmeye çalışarak ortaya çıkan uzak doğu kökenli bir bulmaca türü arkadaşlar. Geometri kullanılarak bu şekilde etkinlikler e, yapılabilir. E, origamide de çok fazla e, geometri kullanılıyor. İşte Japonya'da Japon kültüründe çok fazla yapılan bir e, katlama şeklidir origami. Evet bu föyümüz bu kadar arkadaşlar. Sonrasında testlere geçeceğiz.